Demet Hanım arayınca, heh dedim yine bu soktu başını belaya. Arıyorum arıyorum, telefonunu da açmıyorsun. Sonra Allah'tan aklıma geldi, Yunus'u aramak da ondan öğrendim. Bozuldum ama ben dururken Yunus nereden çıktı? Ya komiser, gözünü seveyim. Geceyle ilgili konuşmak istemiyorum. Ya tamam, bir şey dediğim yok. Gitme demiyorum. Ama langur lungur girilir mi adamların mekanına? Hayır, racon bilmeyen adam da değilsin. İlla yardım etmek istiyorsan Sima'ya bana haber verseydin. Arkadaşları yönlendirirdik hemen oraya. Ses soluk çıkmadan tereyağından kıl çeker gibi alırdık kızı oradan işte. Ondan sonra sen sağ, ben selamet. Sağ çeksene arabayı. Ya tamam, sustum. Yok yok, ondan dolayı değil ya. Dur. Şey yapmayacağım, duruşmaya gitmeyeceğim. Vazgeçtim. Hayırdır, niye? Ya şey yaptım, düşündüm ben. Şimdilik o topa girmemek en doğrusu. Ay, ne oldu anlamadım ki şimdi birdenbire. Ya bir şey oldu yok, biliyorsun. Uzun zamandan beri bu mevzu benim kafamı kurcalıyor. Yani hele bir dava bir netleşsin, durum bir netleşsin, gidişat bir belli olsun. Ben ona göre şey yaparım ya. Ona göre hareket ederim. Yani şimdi gerek yok, anladın? Güney mi kurt düşürdü senin için? Bir şey biliyorsun zaten, hani başından beri içim rahat değil. Hem oraya gelip de hani bir şey de yapmayacağım, şahitlik falan da yapmayacağım. Hani kimseyi yarı yolda bırakmıyorum. İyi, sen bilirsin. İşin şekli belli olmadan taraf olmak istemiyorum. Anladım. Tamam, peki. Şimdi nereye gideceğiz o zaman? Sürele bir sür. Şeye, Çemenzar'a, eve. Ha, Sima'ya. Var her şeyden haberim. İşine bak. Hadi işine bak. Moralen ilgilenme. Hadi. Simay. 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 Benden günah gitti. Benden günah gitti. Senin paşa gönlün bilir. Sen istedin bu. Ne işin var burada? Ben seni burada göreceğimi tahmin etmiyordum. Özür dilerim, habersiz geldim. Demet'ten olanları öğrendim de merak ettim, belki Simay... Simay yok mu? Simay efendi gitmiş. Nereye gitmiş? Ya ben sana demedim mi kaç defa bu işe burnunu sokma diye? Sen niye karışıyorsun? Ben de sana aynanı soracağım. Tam kurtuldum derken niye tekrar Simay'a bulaşıyorsun? Bitti bitti, tövbe bitti. Zaten yaramadı, bitti. O senin iyiliğinden anlayacak biri mi Kuzey? Ya bitti ya, bitti gitti. Net yani. Ben ona yapacağımı yaptım. Bundan sonra onun için kılım bile kıpırdatmayacağım. O kendi kararını kendisi verdi. Gitti, kendi kendini tekrar çamura sapladı. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bundan sonra Simay'ın adını bir daha ağzıma almayacağım. Eğer Simay için bir şey yaparsam kendi suratıma tüküreyim ben. Peki Zeynep? Seni oraya bilerek gönderdi. Senin başına bir şey gelseydi hırsını alacaktı. İçi rahat edecekti. O konuyu hiç açma. Ona... Daha son sözümü söylemedim. Şimdi ben Sima'ya iyilik yapmak istedim diye peşinden ayrılmayacak. Ya görüşüyorsun, konuşuyorsun. O da aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için her şeyi yapıyor. Ne bağı ya? Bağıma falan yok kızım. Senin ona hiçbir şey yapmayacağını biliyor ama unutma, hepimizi sırtından vurdu o. Ama sen unutursun, affedersin. Ya sen yeter be! Yeter! Yeter herkes gibi konuşup durma ya! Allah Allah! Bana ne yapacağımı söylemeyin artık, gözünüzü seveyim ya! Ya buraya kadar geldi ha. Neyse ne. Burak Çatalcalı'yı istersem duruşmasına giderim. Sima'yı bu evde tutarım veya tutmam.
Zeynep'le görüşürüm veya görüşmem, konuşurum konuşmam. Bu beni bağlayan bir şey. Benim hayatım, benim doğrularım bunlar ya. Özür dilerim. Cemile. Cemile. Gel lütfen gel. Ya bak. Ben gerçekten sana bağırdığım için kusura bakma. Senden özür diliyorum ama. Ya elimde değil. Gerçekten çok doldum yani. Ben bugün bütün gün boyunca ne bir günü yani ta dün sabahın köründen beri benim neler yaşadığımı bilmiyorsun. Büyük sıkıntılar içindeyim. Çok zor durumdayım yani. Anladın mı? Özellikle bu Banu'nun olayından sonra bütün sinir sistemim alt üst oldu. Allak bullak oldu yani. O yüzden kusura bakma. Senin bir kabahatin yok bunda. Çok yaşa. Hep beraber. Hasta hasta çıktın dışarı. Daha kötü olacaksın sen ya. Ateşin düştü mü senin? İyiyim ben. Ben sana sıcak bir şeyler yapayım. Ya bak. Doldum doldum burama kadar geldi ya sana. Sana patladım, kusura bakma. Ozan, sana bir çay demleyeyim ben. Sabahtan beri doğru düz kahvaltı falan da yapmadım yani. Ha burada kurabiye murabiye falan da var ha. Yok, ben bir şey istemem. Çay içerim sadece. Banu'dan haber ver mi? Aynıymış. Hadi ya. Ben onu zaten böyle... Ya o köşkteki halini görecektin. Yemin ediyorum ciğerge oldum. İçim parçalandı ya. Sen ne zaman gördün ki Banu'yu? Şeydi dün... şeydi... köşkte. Nasıl yani? Ya beni sabah aradı. Seni mi aradı? Aa, niye? Bir günü öfkeli. Belli. Onu cezalandırmak için uydurdu bir şeyler. Ne gibi mesela? Ya boş ver ya. Kayda değer şeyler değil yani. İpe sapa gelmeyen şeyler ve sana anlatmaya gerek yok yani. Anla yani. Kuzey, Banu deli değil. Yani bence. Eğer Güney'e kızdıysa bence bir sebebi vardır. Mutlaka bir sebebi mi vardır? Sence bu yaptığı şeyler mantıklı şeyler mi? Ha? Önce sana sonra Güney'e. Mantıklı mı bunlar? Sana sonra bir de... önceden bir tane bu ev mi yakmış, kundaklamış mı ne onu da biliyorsun. Ya tamam, psikolojisi bozuk, ona bir şey demiyorum. Ama durduk yerde de cozutmuyor yani. Ne söyleyecekti ki sana, çok merak ettim. Yardım istemişti. Böyle telefon açtı, üstü kapalı bir şekilde. Ben de kalktım gittim. Ne, konuşabildiniz mi? Nerede? Kalktım köşke gittim. Seninki sinir krizi geçirmiş, buhran falan geçirmiş, yerde yatıyor. Güney'in kaşı gözü yaralmış bir tarafta. Çığlıklar, bağırtılar, kendine yani hakim olamamalar falan yani. Neyse Allah'tan yani kimseye zarar vermeden bir şekilde zapt edebildiler. Ona da şükür. Keşke konuşabilseydiniz. Keşke. Çok saçmalamadım değil mi? Hatırlamıyor musun? Aslında hatırlıyorum da... eksik parça var mı diye merak ediyorum sadece. Yoktur. Ne hatırlıyorsan o. Hı-hı. Ben seni sorarayım mı? Müsait değilim şu an. Neredesin ki sen? Yürüyüşe çıktım. Kafadan döndürdüm. Ya ben seni eve dönünce arayayım mı? Sesin pek dışarıda gibi gelmiyor. Barış. O zaman bana şey diyebilir misin?
Kuzey aşağılık bir pisliktir de. Ya niye böyle bir şey söyleyeyim ya? Yanında değilse beni mutlu etmek için söyleyebilirsin mesela. Gerçekten saçmalıyorsun şu anda. Anladım ben, cevabımı aldım. Hayır, yok öyle bir şey. Pekala. Yürüyüşe çıkabilecek kadar iyileştiysen bu akşam eve dönebilirsin o zaman. Tamam, duruma göre bakarım. Bu akşam eve dönmeni istiyorum Cemre, o kadar. Anlaşmamızı unutma. Tamam. Ben sana çayı sonra ikram etsem olur mu? Şimdi makara standından çocuklar mesaj gönderdiler. Acil beni bekliyorlarmış. Tamam. İyi. Seni gördüğüme sevindim. Bir daha emir baki yapmasan iyi olur. Birbirimize ne kadar az görürsek o kadar iyi. Hayır, hiç öyle değil. Thank you.